Ünlü yorumcu bombayı patlattı. Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel futbol oynayıp şanssızlığını yenemeyen Galatasaray grubun 5. karşılaşmasında Manchester United'ı konuk etti. Cimbom Ziyech'in 2 gol 1 asiste yıldızlaştığı maçta sayılmayan golüne rağmen 3-1 geriden gelerek 3-3 berabere kaldı. Galatasaray gelecek Şampiyonlar Ligi maçında 12 Aralık Salı günü Kopenhag ile karşılaşacak. Cimbom bu maçı kazanarak gruptan net bir şekilde çıkmak istiyor. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci Galatasaray'ın aldığı beraberlikle ilgili şunları söyledi. Ben anlamıyorum. Milimetrik offside sistemi çıkmış. Icardi'den beklenti çok yüksek olduğu için biraz göze battı ama oraya top da pek gitmedi. Galatasaray'ın penaltısı verilebilirdi ama hakem vermemeyi tercih etti. Verse kimse hayır diyemezdi. Hakemin performansı da çok kötüydü. Icardi kötü oynadı, Ndombele kötü oynadı, Angelinho kötüydü. Ama her şeye rağmen Galatasaray 3 gol attı. Eğer bu eksiklikler veya olumsuzluklar olmasaydı Galatasaray'ın neler yapabileceğini hayal bile edemiyorum. Kerem'in golü de çok güzeldi. Bazen oyuna sonradan girmek hayırlıdır ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 12 Aralık Salı günü Kopenhag ile oynanacak maça odaklandı. Peki sizce Cimbom Kopenhag'ı yenip gruptan çıkabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'a dünya yıldızı. Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Cimbom'un Atletico Mineiro forması giyen Hulk için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızıların bir dünya yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. Sabahta yer alan habere göre Galatasaray Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro'dan ayrılmaya sıcak bakan Hulk'u Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekibin bu transferi 1,5-2 milyon euroya sonlandırması bekleniyor. Brezilyalı yıldız Hulk, geçtiğimiz günlerde Brezilya Ligi'nde yaşadığı olayların ardından Ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılacağını açıklamıştı. Hulk'un mevcut kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan yıldız oyuncunun transferi için özel formül. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedef olarak belirlediği yıldız oyuncunun transferi adına planını da hazırlamış durumda. Sarı Kırmızılar daha önce sonuç alınan formülü yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Cimbom'da ara transfer dönemi yaklaşırken gözler orta sahaya yapılması muhtemel takviyeye çevrildi. Bu konuda yönetim teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirmiş durumda. Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için inceleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor. Türk milli takımı ve Borussia Dortmund formaları giyen 25 yaşındaki orta saha için Almanya kökenli transferlerde başrol oynayan bir isme tam yetki verildi. Galatasaray Sportif AŞ bünyesinde araştırma ve geliştirme direktörü olarak görev yapan son olarak Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ı bizzat ikili ilişkilerini kullanarak Cimbom'a getiren Fatih Demireli bu kez de Salih Özcan için devrede. Yönetimin hedefi maksimum 5 milyon euro bonservis bandında bu operasyonu gerçekleştirmek. Cimbom'un transferdeki ilgisine çok sıcak yaklaşan Salih'in yaz döneminin başında da Cimbom'un kapısından döndüğü öğrenildi. Sarı Kırmızıların o günlerde de yıldız futbolcuyla anlaştığı fakat Borussia Dortmund'un bu transfere izin vermediği ortaya çıktı. Cimbom'da Salih'in transferi için tekrar kollar sıvanmış durumda. Galatasaray'a fırsat transferi. Cimbom devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılı ekip Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle yıldız bir oyuncu almak istiyor. Bunun için Cimbom rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray Manchester United'ın orta sahasını istiyor. İşte detaylar. Cimbom oyuncularının yetersiz olduğunu düşünerek devre arasında transfer yapacak. Sarı Kırmızılı ekip önceliği orta saha mevkisine verdi. Fikayes web sitesinden derlenen habere göre Galatasaray Ocak ayında Van de Beek için teklif yapmayı planlıyor. Hollandalı orta saha Manchester United'a transfer olduğundan bugüne kadar forma süresi almakta zorlanıyor. Yıldız oyuncu bu yüzden takımdan ayrılmak istiyor. Haberin devamında ise De Beek'in transferi için Cimbom'un Inter ve Real Sociedad ile transfer yarışına girebileceği yer aldı. Sarı Kırmızılı ekip Hollandalı orta sahanın az kadroya önemli katkılarda bulunabileceğini düşünüyor. Yıldız oyuncu bu sezon Manchester United'da sadece 2 maçta 21 dakika süre aldı. Mauro Icardi'ye alternatif geliyor. Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılı ekip Mauro Icardi'nin yokluğunu aratmayacak oyuncu arayışına girdi. Cimbom istediği oyuncuyu İspanya'da buldu. İşte detaylar.
Süper Lig devi Galatasaray geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Cimbom takımdaki bazı futbolcuların yetersiz performansı nedeniyle transferde vites yükseltti. Bu anlamda devre arası öncesi transfere öncelik verilen bölgelerden birisi de gol yolları. Sarı Kırmızılılar'da Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmalara iğneyle çıkması ve diğer santrforlardan Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yetersiz performansı teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. As gazetesinin yayınladığı habere göre İspanyol ekibi Granada'nın formasını terleten 28 yaşındaki Mirto Uzuni ile Galatasaray yakından ilgileniyor. Yer alan haberde Galatasaray dışında oyuncuyla Leeds United, Brentford, Southampton, Stade Reims ve Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği aktarılıyor. Galatasaray 270 dakikada 17 milyon euro kazanabilir. Cimbom'un milli ara sonrasındaki yoğun fikstürü hem başarı hem de maddi olarak büyük katkı sağlayabilir. Galatasaray Kasım-Aralık fikstüründe 9 önemli maça çıkacak. Bunlar arasında Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanacak derbi de var. Fakat 3 maçın diğerlerinden farklı anlamları olacak. Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde önce Manchester United ardından Kopenhag ile mücadele edecek. Alınacak sonuçlarla son 16 turunun kapıları açılacak. Ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı da oynanacak. Galatasaray Devler Ligi'ndeki 2 maçı da kazanırsa maç primi olarak 5 milyon 600 bin euro elde edecek. Bu aynı zamanda son 16 turu demek ve ödülü de 9 milyon 600 bin euro. Süper Kupayı kazanan takıma ise 2 milyon euro bonus ödenecek. 3 galibiyetle sadece prestiji kazanılmayacak. Kasaya 17.2 milyon euro yani güncel kurla 536 milyon lira girecek. Kingsley Coman'dan Galatasaray taraftarlarına övgü. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman verdiği özel bir röportajda İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığı mücadelede yaşadığı atmosferi anlattı. İşte detaylar. Şampiyonlar Ligi A grubunda temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Alman ekibi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman Kanal Plus'a açıklamalarda bulundu. İstanbul'da oynanan ilk maç hakkında yorum yapan 27 yaşındaki yıldız, Rams Park'ta sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle bahsetti. Galatasaray'ın stadyumu her zaman düzenli olarak oynamak isteyeceğiniz türden bir stat gerçekten. Duygu bakımından hissettirdikleri inanılmazdı. Kulak zarınız ciddi anlamda zarar görse de atmosferi muhteşem olduğunu söyleyebilirim, diye konuştu. Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan yıldız oyuncu 4 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.